Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bazı detaylar biliyorsunuz. Gaziantep Valiliğimiz tarafından, ardından da Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından bir kamuoyuyla paylaşıldı. Tekrara girmemek açısından o detaylara girmeyeceğim ama öncelikle bazı konuları da size bu vesileyle ifade etmek isterim. Öncelikle Alparslan Kuytul kimdir arkadaşlar? Bunun bir defa kamuoyu tarafından tam olarak, doğru olarak bilinmesini isteriz. Bu kişi din kisvesi altında dini istismar eden bir kişi. FETÖ'yü savunan bir kişi. Bu kişi 15 Temmuz'u örtmeye çalışan bir kişi. Bu kişi Türkiye'nin menfaatine ne varsa her fırsatta bunu provoke etmeye çalışan, manipüle etmeye çalışan bir kişi. Sürekli güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelme çabası içinde olan bir kişi. Furkan Vakfı'nın yöneticiliğini yaptığı sırada orayı da istismar eden bir kişi. Yine vakıf tarafından kurban derileri biliyorsunuz toplanıyor. Toplanan bu kurban derilerini de şahsi nam ve hesabına yolsuzluk yaparak kullanan bir kişi. Şimdi değerli arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığımız biliyorsunuz Ramazan'ın son gününde Müslümanların camilerde itikafa girmesiyle alakalı bir tavsiyede bulundu. İçinde bulunduğumuz süreç ortada. Toplum olarak büyük maliyetler ödüyoruz. Büyük fedakarlıklar da bulunuyor insanlarımız. Gün geldi, camileri kapattık. Yine biliyorsunuz teravih namazlarının camilerde kılınmaması yönünde Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir tavsiye kararı oldu. Aynı şekilde itikafla ilgili de bunun evlerde yapılmasıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir tavsiyesi oldu. Şimdi esasen bu provokasyon başlangıçta az önce söylediğim teravih namazlarının Ramazan ayının başında teravih namazlarının evlerde kılınmasına yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tavsiyesi üzerinde başlandı. Son dönemde de az önce de ifade ettiğim itikafa girilmesiyle alakalı son 10 günde Diyanet İşleri Başkanlığımızın bunun evlerde yapılmasının, itikafa evlerde girilmesinin uygun olacağına dönük tavsiyesini provoke ederek bir durum oluşturdu. Şimdi değerli arkadaşlar, ne oldu Antep'te? Biliyorsunuz Diyanet İşleri her ne kadar bunun evlerde yapılması, evlerde itikafa girilmesini tavsiye ettiyse de istisnai olarak vatandaşlarımız isterse de yine de belli camiler belirledi. Bu camilerde itikafa girilebileceği ancak bunun müracaat edilmek ve mülki makamında onayı alınmak suretiyle yapılabileceğini kamuoyuyla da paylaştı. Bu kişiler bu süreci de işletmeden girdiler. Bütün kuralları, içinde yaşadığımız pandemi kuralları da dahil, az önce söylediğim tavsiyeler ve düzenlemeler de dahil hepsini ihlal ederek camilere girdiler ve din görevlilerimiz bunları ikaz ettiler. Bunun uygun olmadığı, yöntemin bu olmadığı konusunda uyarılarda bulundular. Ancak buna şiddetli bir şekilde mukavemette bulundular. Ve üstelik benim burada söyleyemeyeceğim, hele hele bir camide asla söylenemeyecek ifadelerle, hakaretlerle, küfürlerle karşılık verdiler. Sonra orada baktılar başa demiyorlar, kolluk birimlerinden din görevlisi arkadaşlarımız talepte bulundu ve hemen o esnada çevrede bulunan kolluk personeli de buna müdahale etti. Bu esnada bir yanlış yönlendirmeyle orada bulunmaması gereken bir personelimizin de orada bulunduğunu ve gaz kullandığını da biliyoruz ki zaten bununla ilgili de kamuoyuna açıklama yapıldı. Bu kişiyle ilgili gerekli işlemler de başlatıldı. Ancak değerli arkadaşlar, iş burada kalmadı. Başta Adana ve
Gaziantep olmak üzere 40 ayrı noktada onlarca yandaşıyla birlikte bu kişi provokasyonu sürdürmek istedi. Ve dün gece kolluk birimlerimiz gerekli işlemleri yaparak bu provokasyona mani oldu. Ve Alparslan Kuytul da bu kapsamda şu an gözaltında. Diğer idari ve adli süreçte bu kişilerle ilgili halen devam ediyor arkadaşlar. Evet. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.